Başbakan Tayyip Erdoğan ve BDP'li Ahmet Türk'ün ardından CHP heyeti de Amerika'ya gitti sayın seyirciler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Başkanlığındaki heyet, Fethullah Gülen'e yakınıyla bilinen kuruluşların düzenlediği Anadolu Kültürü ve Yemek Festivali'nin konuğuydu. Heyetin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Başbakan Tayyip Erdoğan ve BDP'li Ahmet Türk'ün ardından Amerika'yı ziyaret edenler kervanına CHP'de katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Başkanlığındaki CHP heyeti, Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen kuruluşların düzenlediği Anadolu Kültürü ve Yemek Festivali'ne katıldı. Heyet Türkiye'ye döndü. Heyette Tanrıkulu'nun yanı sıra milletvekilleri Melda Onur ve Haydar Akar da bulunuyordu. Ziyaretteki CHP heyetinin temaslarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP heyetinin Amerika'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiği ifade ediliyor. Bu nedenle Gülen'e yakın kuruluşlarca düzenlenen Anadolu Kültürü ve Yemek Festivali'ne AKP ve BDP de katıldı. AKP'yi temsilen Gülşen Orhan, BDP'yi temsilense Altan Tan katılıyor. Etkinliğe Amerikan meclis üyelerinden de katılım oldu. Sayın seyirciler, AKP'nin üniversiteleri polis gücüyle yönetme girişimlerine Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. TGB'liler üniversitelere 10 bin polis kadrosu atanması konusunda Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında suç duyurusunda bulundu. TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz, devrimci gençler bu zorbalığa boyun eğmeyecek dedi. Özgür bilim, özerk üniversite. Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıkladığı üniversitelere polis yerleştirme planına Türkiye Gençlik Birliği'nden tepki geldi. AKP defol! Üniversiteler bizimdir! AKP'nin üniversiteleri polis zoruyla baskı altına alma girişimiyle ilgili Türkiye Gençlik Birliği suç duyurusunda bulundu. Üniversiteye polislerin girmesine Türkiye Gençlik Birliği olarak ve üniversiteli öğrenciler olarak asla izin vermeyeceğiz. TGB Genel Başkanı üniversitelere polis yerleştirilmesinin anayasal suç olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler yaptıkları açıklamalarla anayasal suç işlemiştir. Şüpheliler Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'dir. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz. AKP zorbalıkla yönetmeye çalışıyor diyen Cengiz, vatansever devrimci gençler bu zorbalığa boyun eğmeyecek dedi. Kendi basiretsizliklerini ve beceriksizliklerini zorbalıkla ve baskıyla örtmeye çalışmaktadırlar. Atatürk gençliği, vatansever, devrimci gençler AKP iktidarının bütün eylemlerinin karşısında ona karşı gereken tepkiyi her yerde ve her zaman dile getirdi.